Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölgelere örnek gösterilemez? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar işlevsel bölge diğer bölgelerle etkileşim gösteren ve dinamik yapıya sahip olan bölgelerdir. Aşkına baktığımız zaman devlet su işleri bölgesi kamu kurumlarının hizmet özelliklerine göre bir işlevsel bölgedir. Türkiye İstatistik Kurumu yine kamu kurumlarının e, işte e, hizmet özelliklerine göre bir bölgedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesi yine karoyunlarının hizmet özelliklerine göre işlevsel bir bölgedir. Bunlar hep dinamik bir yapıya sahiptir. Yine büyükşehir belediyesi arkadaşlar, büyükşehir belediyesi yerel yönetim özelliklerine göre işlevsel bir bölgedir. Ama Karadeniz dağlık bölgesi arkadaşlar, Karadeniz dağlık bölgesi ise şekilsel bir bölge değil, işlevsel bir bölge değil, şekilsel bir bölgedir. Doğal şekilsel bölge özelliği gösterir. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Kavram haritasında boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmedir? İşlevsel bölgeler demiş, 1, 2, 3, 4 demiş. İşlevsel bölgeler belli bir amaç görev içerisinde toplanan, dinamik bir yapıya sahip olan bölgelerdir arkadaşlar. Bakalım. Hepsi işlevsel. A iklim. Arkadaşlar iklim işlevsel değil, şekilsel bir bölgedir. Özellikle doğal özelliklerine göre oluşan şekilsel bir bölgedir. A şıkkı gitti. B istatistik olur, hizmet olur, planlama olur. Yer şekilleri şekilsel bir bölgedir, işlevsel değildir. Arkadaşım doğal özelliklerine göre şekilsel bir bölgeye girer. B şıkkımız gitti. C nüfus arkadaşlar. Nüfus şekilsel bir bölgedir. İşlevsel bir bölge değildir. Özellikle beşeri özelliklerine göre şekilsel bölge kapsamına girer. Yine burada iklim ve yer şekilleri de bu C şıkkını bozuyor. D şıkkına baktığım zaman planlama, olur, hizmet olur. İklim arkadaşlar bir önceki şıkta da söylediğimiz gibi işlevsel değil, şekilsel bir bölgedir, doğal şekilsel bölgedir. Nüfus da gider zaten. E şıkına baktığım zaman yönetsel, hizmet, istatistik, planlama. Evet arkadaşlar şekilsel, işlevsel bölgeleri biz dörde ayırıyoruz. Yönetsel, hizmet, istatistik ve planlama diye. O yüzden sorumuzun cevabı E şıkkıdır. Türkiye'de bölgeler arası ekonomik farklılığı ortadan kaldırmak için bölgesel kalkınma projeleri hazırlanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu projelerden biri değildir. Konya Ovası Projesi, KOP, bir gölge, bölgesel kalkınma projesidir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi, yani KAP, bir kalkınma projesidir. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesi, TOKAP, bir kalkınma projesidir. Doğu Anadolu Projesi, DAP, bir kalkınma projesidir. Ama Kanal Edirne Projesi, Meriç Nehri'nde meydana gelen taşkınları bir önleme projesidir. Bir bölgesel kalkınma projesi değildir. Sorumuzun cevabı B şıkkıdır. Aşağıda Türkiye'de iki farklı kurumun oluşturduğu bölgeler verilmiştir. Bu haritalar aşağıda verilen işlevsel bölgelerden hangisini örnek gösterebilir? İşlevsel bölge neydi? Kendi içerisinde dinamik bir yapıya sahip olan bir amacı görev olan bölgelerdi. Baktığımız zaman Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün bölgeleri vermiş. Şimdi işlevsel bölgeler bir yönetim işlevsel bölgeleri, bir plan proje işlevsel yöntemleri, bir istatistiki işlevsel bölgeler. Bir de işlevsel yönden hizmet bölgelerimiz var. Baktığım zaman devlet meteoroloji ve doğa koruma milli parklar genel müdürlü arkadaşım hizmet anlamında işlevsel bölgeleri nedir? Örnektir. Sorumuzun cevabı A şıkkıdır. Yukarıda verilen projelerden hangileri tarımsal sulama yapılarak bölgesel kalkınmayı hedeflemektedir? Doğu Karadeniz kalkınma projesi sulamayı içermez. Doğu Karadeniz Türkiye'nin en dağlık, en engebeli yeridir ve en fazla yağış alan yeridir. Yağışlı olduğu için sulamaya gerek yoktur. Bu olmaz. Konya Ovası projesi evet bir sulama projesidir. Akdeniz'deki Göksu ve gömbos nehirlerden Konya Ovası'na su ulaştırmaktır projenin amacı. Bunu alabiliriz. Doğu Anadolu projesinde de sulama yoktur arkadaşlar. Özellikle Doğu Anadolu projesindeki temel amaç en başta hayvancılığı. Buna paralel olarak diğer sektörlerin gelişmesi sağlamaktır. Güney Doğu Anadolu bölgesi projesi ilk projemizdir. Ve sosyal ekonomi kültürel yönden topyekun kalkınmayı sağlamaya çalışan bir projedir ama projenin en önemli ayaklarından birisi sulamadır arkadaşlar. KAP ve e, diyoruz ya biz bunlara Fırat ve Dicle nehirleri üzerine 22 baraj buna bağlı sulama kanalları kurulması hedeflenmiştir. O yüzden sulamayı içeren projeler KOP ve GAP dediğimiz Konya Ovası ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesi yani D şıkkı 2 ve 4'tür. Aşağıda Doğu Anadolu projesinde bulunan illerin haritası verilmiştir. Bu proje kapsamında aşağıda verilen illerden hangisi yer almaz? Sivas baktığımız zaman İç Anadolu'da olmasına rağmen bu projede yer alır. Ardahan Doğu Anadolu'dadır ve bu kalkınma projesinde yer alır. Muş arkadaşlar Doğu Anadolu'dur ve bu kalkınma projesinde yer alır. Tunceli arkadaşlar Doğu Anadolu'dur ve bu proje kapsamında yer alır. Ama arkadaşlar Gümüşhane Doğu Karadeniz'de yer alan bir ilimizdir ve Gümüşhane Doğu Anadolu kalkınma projesi kapsamında yer almaz. Sorumuzun cevabı C şıkkı Gümüşhane'dir. Aşağıda Türkiye'deki bir kalkınma projesinin amaçları verilmiştir. Bu proje aşağıdakilerden hangisidir? Bitkisel üretimde katma değer artışının desteklenmesi, et, balık ve arı ürünlerinde katma değerin arttırılması, kırsal nüfusun gelir düzeyi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, turizm faaliyetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi. Baktığım zaman Konya Ovası olması özellikle sulamaya içeriyor bu. Kap e, projesinde özellikle et, balık, arı vurgusu yoktur. E, Doğu Anadolu projesi özellikle hayvancılığa vurgu vardır. Balıkçılığa falan vurgu yoktur. ZBK özellikle Zonguldak Bartın madencilikle alakalıdır. O yüzden sorumuzun cevabı DOKAP. Doğu Karadeniz Kalkınma Projesidir. Doğu Karadeniz biliyorsunuz özellikle balıkçılığın, aracılığın en yoğun yapıldığı yerlerden birisi. Özellikle bu proje kapsamında yayla turizminin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yine yeni tarım ürünü denemeleri yapılmıştır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Aşağıda Türkiye'de bulunan bir kalkınma projesi kapsamında yer alan iller verilmiştir. Bu projenin amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Baktığımız zaman verilen proje GAP dediğimiz Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesidir. 9 tane ili kapsar arkadaşım. Bakalım bunun amaçlarından biri değildir diyor. Tarımsal üretimde rekabet gücünün arttırması var. Tarımı geliştirmek, sulanabilen alanlar artmak. Kültürel turizmin korunması ve turizme kazandırılması desteklenmesi var. Kömür ve derik, demir çelik üretim desteklememiz. burada kömür rezerv oldukça azdır, demir çelik sanayi yoktur. Bu özellikle ZBK dediğimiz Zonguldak Bartın Karabük projesinin bir amacıdır. Sanayi girişimcilik vargeni desteklenmesi yani sanayinin geliştirmesi vardır. Beşeri insani kapasiteyi arttırmaya yönelik faaliyetler yürütülmesi vardır. Bu yüzden sorusun cevabı C'dir. Kapın amacı arkadaşlar şıklarda da verildiği gibi bölgeyi sosyal, kültürel, ekonomik yönden topyekün kalkındırmaktır. Yine en önemli ayaklarından birisi de sulama olarak karşımıza çıkar. Aşağıda verilen ovalardan hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesi projesinde yer alır? Erzurum Pasinler, Erzurum'daki ovanın Güneydoğu projesinde ne işi var? Samsun Bafra, Karadeniz'deki ovanın Güneydoğu Anadolu projesinde ne işi var? Mersin Silifke Ovası, Akdeniz'deki bir ovanın değil mi? Ee, Güneydoğu'da ne işi var? Tokat, Erba yine Karadeniz'deki bir ovanın Güneydoğu Anadolu Bölgesi Projesi'nde ne işi var? Ama Harron Ovası Şanlıurfa'dadır ve GAP kapsamında yer alan bir ovadır. Zaten Şanlıurfa GAP'tan en fazla faydalanacak olan ilimizdir. Aşağıda haritada bazı iller numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu illerden hangisi herhangi bir kalkınma projesi içerisinde yer almaz? Bakalım. 1. Samsun'dur arkadaşlar. Samsun hem YHGP Yeşilırma Kavsası gelişim projesi hem DOKAP dediğimiz Doğu Karadeniz projesi de yer alır. 2. Erzurum. Erzurum özellikle DAP dediğimiz Doğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında yer alır. 5. Hakkari arkadaşlar. Hakkari Doğu Anadolu Kalkınma Projesi kapsamında yer alır. 3 numara Konya arkadaşlar. Konya adı üstünde KOP dediğimiz Konya Ovası Projesi de yer alır. Ama 4 numara Hatay. Herhangi bir kalkınma projesi kapsamında yer alma sorumuzun cevabı D şıkkıdır. Doğu Anadolu'da kış aylarının uzun ve soğuk geçmesi, yer şekillerinin engebeli olması ekonomik gelişmeyi etkilemiştir. Bu durum faaliyetlerinden hangilerini olumsuz etkilemiştir? Kış aylarının soğuk uzun geçmesi, dağlık engebeli yapısı hangisini olumsuz etkilemiştir diye. Tarımsal üretim olumsuz etkilemiştir. Kışlar soğuk uzun geçtiği için, yaz kısa olduğu için tarımsal üretimden olumsuz etkiler. Hidrolik enerji üretimini bunu olumlu etkilemiştir arkadaşlar. Çünkü yer şekillerinin engebeli yüksek olması akarsu önüne baraj kurmayı e, kolaylaştırmıştır. Ve bu hidrolik enerji üretimini arttırmıştır. Kış turizmi. E, zaten kış aylar uzun soğuk geçmesi, dağ olmasa kayak turizmi olur mu? Olmaz. Bu da bu durumda ee, Doğu Anadolu'da kış rüzüm faaliyetlerini olumsuz etkilememiştir, olumlu etkilemiştir. Bize olumsuz etkileneni sorduğu için sorumuzun cevabı A şıkkı yalnız birdir arkadaşlar.